Böyle mi? Ne diyorsunuz lan bana? Yavşak. Ağzın sucuk, gel buraya. Kaçma lan. Oha oğlum, Jeff'e bak. Adam kafes dövüşçüsü çıktı. Jeff bak, nasıl geçeceğiz biliyor musun? Paçaları sıyırıyorsun. Derede yürük gibi şu köşeden köşeden ilerleyip buradan devam. Tamam, bu daha kötüydü. Dikenler giriyor. Çabuk bir şey yap, ölü taklidi yap. Gelsene, su çok güzel. Asla, tişörtümü ıslak görmek istiyorsun. Tişörtünü niye ıslak göreyim? Sen ayrı bir sapık mısın nesin? Şuraya maymun gibi oynattırıyorsunuz beni. Böyle bir şey var mı abi? O kadar adamı öldür, helikopterden kaç, yıkılan binadan ölmeyi kurtul. Git şuradan aşağı atla, kafayı taşa vur, öl. Oha oha! Rabia canavarı videosu başlıyor! Nam nam nam, oh nam nam nam, oh nam 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 nam. Ha. İyi seyirler. Bölüm 7 bizimle geliyorlar. Kurabiye canından merhaba, ben Berkan. Ankara'daki kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hazinenin yerini bulmak için yüksek bir otelin kulesine çıktık. Helikopter saldırdı bize. Anasını belledi, binaların aşağılara uçtuk. Vallahi nasıl hayattayız hala bilmiyorum. Sonrasında bir baktık ki bizim Elena da olayın içerisindeymiş ve Lazarevic baya bir cani bir insanmış. Yani bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Aa, sırada ne var? Neyse devam edelim. Belayı özellikle aramıyorum. Aynen, belayı biz aramıyoruz. Bela götümüzden ayrıldı, yok ki zaten. Başımıza gelmeyen kalmadı. Normal insanlar gibi. Oğlum adama maglum 2 kurşun sıktık, hiçbir şey olmadı. Elena şuradan bir çekilir misin? Bir işe yaradın mı? Yok, adamları öldüreyim bari, siper alayım. Bitti mi? Biri mi var lan orada? Ağzını kırdım çocuğu. Bir gazeteciye göre iyi atış. Biraz atış yapmıştım. Devam edin. Hayda, bunlar birbirlerine laf sokmaya başladılar. Ben Uzi almak yerine tabanca almayı tercih ediyorum. Çünkü daha isabetli gidiyor. Uzi'nin mermileri etrafa dağılıyor. Uzak mesafede adamları daha rahat vururuz. Etrafta daha başka bir şey var mı? Varmış. Tamam, yeter bu kadar mermi zaten. Evet gençler, gidebiliriz. Beni takip edin. Başımın belaları. Bir el atsana. 3 deyince. 1, 2, 3. İşte bu. Teşekkürler. Rica ederim. Harika. Ne? Karşıya nasıl geçeceğiz? En ileride bir merdiven var. Bak. Belki de karşıya yüzmeliyiz. Akıntı çok güçlü, geçmeyi başaramayız. Senin adın neydi kardeş? Kameracı kardeş. Jeff miydi? Jeff bak, nasıl geçeceğiz biliyor musun? Paçaları sıyırıyorsun. Tamam mı? Derede yürük gibi şu köşeden köşeden ilerleyip buradan devam. Bak adam buraya tüp koymuş. Tüpü patla. İyi dedin. Pekala. Yolun yarısı halloldu sayılır. Planı değiştiriyoruz. Planı değiştiriyoruz. Daha iyi bir fikrim var. Arabaların üzerinden atlayarak ilerliyoruz. Bak araba bir tane daha orada sıkışmış. Demek ki her gördüğümüz tüpe ateş etmekte yarar varmış. Ben etrafta action olsun, böyle patlama efekti olsun diye ateş etmiştim ama olsun. Buradan çıkacağız demek ki, merdiven düşmüş. Gel Chloe'ci. Hadi seni yukarı iteceğim. Chloe beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Ne zaman yukarı çıksan kafama bir şey atmaya çalışıyorsun. Bak şimdi sen benim kafama bir şey atıyorsun ya, ağzım. Pardon. Pardon, yanlışlıkla oldu. Ay yanlışlıkla oldu, pardon. Bir tane atıyorum, bayılıyor. Oha, kafasından sektirip. Nereye gitti lan o? Bak şimdi atıyoruz buraya, bunu da patlatıyoruz. Nasıl plan? Jeff'e bak, uçuyor. Bayağı iyi değil mi?
Ulan yolu biz açtık, millet gidiyor. Buradan atlasam ölür müyüm acaba? Demek öyle yapmamak lazımmış. Ananın ağzı baştan mı başladı? Bir daha mı Chloe'nin kıçını izleyeceğiz? Bu sefer direkt atlıyorum abi. Hadi. Çabuk koş koş, bu manyaklar geçmeden biz onları geçelim. Sona kalan çümük 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 ne lan, çık şuradan. Oha, ananın ağzı uçuyor. Sırılsıklam oldum ya. Islanmayalım diye arabaları koyduk oraya. Hep Elena'nın yüzünden oldu. Bir şey dökülüyor. Kameraman yürekli çıktı, önden gidiyor derken adamlar bizi taramaya başladı. Kameramana uçuyor, kaçıyor, ne yapıyor? Kamerayla adamı çekerek öldüreceğim mi? Süper al. Jeff'in de, Eben'in de. Hadi Jeff, erkektin hani, erkekliğini görelim. Biri bomba at. Oğlum bizim bombamız yok mu ya? Bombamız yoksa tüpümüz var. O nasıl ölmedi lan? Oğlum kimse ölmedi mi? Bunlar da... Oha, adam havada taklalar atıyor yemin ediyorum. Tüp atıyoruz, hiçbir şey olmuyor, ateş ediyorum, adam havada uçan daire gibi uçuyor. Yine nereden adam geldi? Aha, zırhlı geldi. Bak şimdi tüpü kafasına atıp bayıltayım da görsün. Jeff vallahi bir boka yaramıyorsun, ha bile konuşuyorsun kardeşim ya. Bu adam hep böyle midir? Güzel. Neredeyse. Ne diyorsunuz lan bana? Ben de buradayım, duyuyorum, farkında mısınız? Bu adam nasıl hep böyle midir? Yavşak. Ağzını gel buraya. Budu mu evladı? Kaçma lan. Oha oğlum, Jeff'e bak. Her bütün hareketlerden kaçıyor. Adam kafes dövüşçüsü çıktı. Bu adam hep böyle miydiymiş? Git iki tane adam öldürenine göre, tamam hadi Cev, barışalım. Vallahi bir şaka yapmıştım. Oğlum bu ne, bütün adam ışınlanıyor anasını satayım. Yukarıda ne görüyorsun? Ebeni görüyorum. Bu taraftan. Direniş savaşçıları. Direniş savaşçıları mı mı savaşıyor bunlar? Oyda. Oğlum adamlar tank getirmiş lan. Anladım. Şehrin direnişçileri adamlarla savaşıyor. Ben de diyorum bu mallar kimlerle kapışıyor? Vallahi uçuyorum, kaçıyorum şu an. Tam üstüne oturuyordum bunun ha. Aha oturacağım şu an. Vallahi 2 saat çıkarmayla uğraştım ben. Pekala. Burada güvende oluruz. Oha. Gençler bulduk galiba. Bak alev işareti. Jeff. Jeff. Kanka bak şimdi. Şu şeyi görüyor musun? O var ya o. O senin bir tarafına... Neyse. Anlayan anladı. Bu ne oğlum? Kızlar aralarında çekişiyor. Ben de Jeff'le çekişiyorum. Buna ne diyorsun ha? Bizi tam kapının önüne getirdin. Evet, tahminimce kendimizi burada bulmamız tesadüf değil. Hayır, tesadüf sayılmaz. Aman tanrım, itin tekisin. Ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Sahi, peşinde olduğunuz şey ne? Şu sembolü görüyor musun?
Ona çintemani taşı deniyor. Ne? Devasa bir saf safir. Milyonlar değerinde. Bakalım doğru mu anladım? Psikopat bir savaş suçlusuyla efsanevi bir taş için yarışıyorsunuz. Sen öyle açıklayınca bayağı salakça bir şeye benziyor. Evet, açıklama için sağ ol Cev. Cev, sıçacağım dalağını. Güya o taş bu tapınakta. Hayır. Taşın kendisi burada değil aslında. Hey, şuna bakın. Değil mi? Hayır, Şambala'da. Şambala? Evet, Nate. Bilirsin, Shangri-La. Seninle biraz konuşabilir miyiz tatlım? Bence de Nate, her bok anlatmasan iyi olabilir. Bir daha düşündüm de bu sohbeti içeride devam etsek daha iyi olur. İyi fikir, hadi. Nate her şeyi anlattı eline. Tamam, sanırım burada güvendeyiz. Oturmayan bir şey var Nate. Lazarevic paranın peşinde olamaz, ihtiyacı yok ki. Bir şeyleri atlıyorsun. Hadi, bütün gün bekleyemeyiz. Siz ikiniz burada kalın. Tamam, kımıldamayacağına söz ver. Hemen döneceğiz. Ünlü son sözler. Ne ünlü son sözler oğlum, bana bir şey olmaz. Bak işte bölüm 8 ben... şehrin sırrı. Sevgili olduklarını sanmıyorsun değil mi? Sevgili değiller. Abo, ayva yedik, Nate Elena'ya göz koymuş. Ulan yavşak, niye ayrıldınız o zaman? Adam diyor sevgili olduğunu zannetmiyorsun değil mi diyor. Adama bak, sen Chloe ile manita değil misin şu anda? Nate de iyice şey çıktı, çapkın çıktı. Vay vay, şuna baksana. Kesinlikle doğru tapınak. Bu ne lan? Bildiğin çintemani taşı gibi duruyor değil mi? Buralarda bir yerde gizli bir geçit olmalı. Bu ne oğlum? Benten'deki dört kollu gorilin... Daha önce görmüştüm. Çiftleşmesi gibi duruyor. Kollarla alakalı bir şey olmalı. Adamın her yerinden kol çıkıyor. Ne bu, ünlü bir dans hareketi mi? Bıçağı alttan yap, yukarı yap, parmağını işer, kaldır, öbürünü naha yap. Çok garip bir şeyler oluyor. Bu ne lan? Suluk mu bunlar? Yukarı çıkmam gerekiyor ama nasıl? Yukarı çık... Havuza girdiğine inanamıyorum. Gelsene, su çok güzel. Asla, tişörtümü ıslak görmek istiyorsun. Ay sıçayım, havuzuna girmedim bile. Donuma kadar ıslandım zaten. Tişörtünü niye ıslak göreyim? Sen ayrı bir sapık mısın nesin? Bak, memem çıktı ıslaklıkta. Ne yapıyorsun? Burası Bağcılar, welcome to cehennem. Biz Türkiye'de çok kaldık galiba. Bağcıların oturuşu geçmiş Chloe'ye. Dayan, şu şeye biraz daha yakından bakacağım. Tabii. Ben buralarda beklerim. Tabii canım, sen bekle. Şimdi her şey halledip geliyorum. Bir dakika. Bir şeyler oluyor Chloe. Chloe bir şey oluyor. Çarpılıyorum Chloe. Ulan oradan oraya atlayamıyor mu? İlla böyle mi yapacağız? Yine atlayamıyor. Atladı. Chloe şu an değişik bir şeyler... Oğlum şu anda normalde... Şuraya çıkıp buradan oraya tırmanıp buraya gelmen lazım. Manyak atlayarak geçtim. Ne bu? Çatal. Mızrağı. Çatal mı? Ne o? Üç başlık. Oynar başlıklı. Bu dik duruyor. İşaret parmağı. Dik işte. Yok oğlum, öyle durmayacak. Doğru duruyordu. Nate'cim öbür türlü. Lan dur bir dakika, sus be. De senle mi uğraşacağız? Nasıl görünüyor? Nereden bilebilirim ki? Lanet defter senin elinde. Lan kapa çeneni. Ah, seni izlerken bile yoruldum. Hadi canım ya. Bu çapraz mı duruyor? Bu dik duruyor. Valla biraz daha konuşursan kafanı patlatacağım senin ama. Yalnız Adine'ye bölüşme konusunda biraz aramızda tartışmamız lazım. Yani işin gelini ben yapıyorum burada, amele işlerini. Sonra paraya geldim mi herkes... Lan... Sonra paraya geldim mi... Ay, parasına sokacağım. Dur, şuradan atlıyorum. Şuraya maymun gibi oynattırıyorsunuz beni. Aferin. Sağ ol.
görmeden atlıyor. Ananı al. Bayağı bir şanslısın. Ah be kulayı. Az daha solda olsaydın bir kafana düşseydi o ya. Vallahi hazine paylaşımı kalmaz, denediğinden daha çok paramız olurdu. Bir işe yaradığın da yok. Gerçi öyle deme lan, adamların birkaç tanesini. Bu ne, bu kuru kafa mandalinasını nereye de tutuyoruz? Dik duruyor bu da. Hepsini düz tutuyoruz. Bir tane kaldı. Birbirini de bastık mı tamamdır. Tamam, hadi itiraf et. Etkilendin. Evet, sana bir muz fırlatacağım. Ben şimdi sana bir muz fırlatırsam. Bismillah. Ananı avradın. Oh! Ah! İyiyim. İyiyim, bel fıtığım attı. Şu bıçağa benzeyen anahtar da bir tarafıma kaçtı ama. Ayda, ortadan ikiye yardı kabak gibi gidiyorsun yani. Bir dakika. Ne oldu? Chloe, bu basit bir hançer değil, anahtar bu. Pekala. Bakalım bu şey neyi açıyor? Bak, hançer diyordum. Yani hem hançer hem anahtar. Bu bayağı ürkütücü ama şey ya. İnşallah kolumuzu kaybetmeyiz. Aha, bir şeyler çıkıyor burada. Şu an bir şeyler yapıyorum ama. İşte bir şey oldu mu? Alttan güzel gözüküyor mu kıçım? Su akmaya mı başladı? Açılan kapıyı buldum ben. Başardık. İşin aslı ben başardım. Evet, işin aslı her şeyi ben yaptım. Hayır! Bayanlar önden. Sıçacağım dalağınıza ya. Böyle bir şey var mı abi? O kadar adamı öldür, helikopterden kaç, yıkılan binadan ölmeyi kurtul. Git şuradan aşağı atla, kafayı taşa vur, öl. Valla ben neydi, sen klostrofobik değilsin ama ben klostrofobiyim. Konuşamadım ama ondan yani. Ha, işin aslı burası oldukça romantik bir yer. Pekala. Çiçekler ve çikolatalar nerede? Sen hiçbir zaman öyle bir kız olmadın ki. Beni çok iyi tanıyorsun. E o zaman niye çiçek çikolata diyor? O ne lan, tavanda bir şeyler var. Chloe, birazcık beni beklesen hani. Sizi yerin 30 metre altındaki karanlık ve küçük bir yerde bırakmayacaksın, değil mi? Gel gel, ben bir delik buldum. Birazcık atlamamız gerekiyor. Pekala, geliyorum. Birazcık. Tamam, belki biraz hafif aldım. Islandık ya. Kim kurutacak bunları şimdi? Peki buna ne diyorsun? Görünüşe göre bir tür ağaç. Yani bunun çintemani taşıyla ne alakası var? Bilmiyorum. Ağaç. Çintemani taşı ağaçtan mı çıkıyor? Burası gitgide açılıyor. Tamam. Bu ikilin birisi kafasını yemiş. Ya Chloe, çıkmaya çalışıyorum. Aşağı düşürüyorsun beni ya. İnşallah ayağın takılır da kafan yarılır. Aa bak, orada bir şey. Ananı şom ağzıma. Aa, inanamıyorum. Kafa buluyor olmalısın. Hadi, daha kötüsü de olabilir ha. Tamam, bu daha kötüydü. Dikenler giriyor. Çabuk bir şey yap, ölü taklidi yap. Bu oldukça romantik. Çiviler. Çivileri hiç sevmem. Çivi mi? Tamam, şimdi ne olacak? Düşün. Buradan çıkmamız gerek. Bu ne lan? Aa, bir şey var, kırılıyor. Aa, boşa dönüyor. Aa. Aa yeter. Buradan defolup gidelim. Bu ne oğlum? Luna Park şey gibi. Tıt tıt tararat tıt tararat tıt tararat, hepsini vurdum. Korkudan işte. İnsana ölüm korkusu neler yaptı. Gördün mü? Yine başardım. Sen burada biraz kal, araştırma. Ben ilerideki o şeyi kontrol edeceğim. Işıklı bir şey vardı orada. Işıklı mışıklı.
Pekala, hadi benimle gel. Ah, karnım acıktı. İş sırası değil. Karnın acıktıysa ne yapmışım sana? Bu ne lan? Tamam, mekan burası olmalı. Bir şey uzuyor burada. Bir şey kalkıyor. Hey, bu şey tanıdık geliyor. Evet, purba hançeri gibi duruyor. Bence de tanıdık gelir yani. Daha önce sen çok görmüşsündür bu tür şeyleri. Bunu açıyor olmalı. Yani ışık buraya yansıyor. Aynalar önemli gibi duruyor. Bölüm 9 ışığın yolu. Işığı odaya yansıtmamız gerekiyor. Işığı adamın beynine yansıtacaksın. Hadi sen ışığı yansıt, ben de burada 2 saat amelelik yaparak oradan oraya atlayıp bunu sokayım. Bir gitti, iki kaldı. İki bıçak daha mı var? Ne dersin? O şeye tırmanmamız mı gerekecek? O şeye benim tırmanmam gerekecek. Aynen, bizim değil yani. Bizli mi, sizli bizli konuşmasak. Çünkü her şeyi ben yapıyorum. Hadi oraya çıkıp neler göreceğimize bir bakalım. Bakalım değil, bakayım. Ha, yukarıda dikkatli ol. Ben her zaman dikkatliyim. En kötü ne olabilir ki? Ne yapıyorsun? Zıplasana. Tamam. Tamam, düşme. Bu fikir aşağıdayken çok mantıklı duruyordu. Ne yapacağız buna? Gözüne parmak atayım mı? Gözüne parmak atsam bir şey oluyor. Adamın beyni açıldı. Işıklar çıkıyor beyninden. Ana, yol açıldı la. Adamların beynini açıp içindeki ışığı alacak. O nasıl bir laftı öyle? Aşağı mı iniyoruz? Aynen. Ölüp kafamızı tağa taşa vurmazsa. Yansıtıcılar var. Chloe. Evet. Diğer yansıtıcıyı ayarla. İyi işte. Lan Kulay'ı bir işe yaradın ha. Bekle. Aa bak, buraya yansıyor. Çok güzel yapmışlar lan. Giderek yaklaşıyoruz. Yani her şeyi ben yapmama rağmen yine de... Tamam, senin de yardımın dokunuyor şimdi. Yalan söylemeyelim ama. Ona göre payını alırsın hazineden. %25 yeter sana. %75'i benim. O iş gördü. Aynen. Biri daha gitti. Görünüşe göre bıçak yeni bir yol açtı. Hemen soluna. Ay sokacağım bıçağını. Bir daha mı tırmanacağız oraya ya? Bu sefer sen tırmansan olmuyor mu? Başlayacağım bıçağınıza da hepinize de. Pekala. Geriye bir bıçak kaldı. Benim anlamadığım, bunu yapan arkadaş, o da herhalde maymun gibi etrafa zıplıyor. Chloe garip bir müzik çalıyor. Aşağı bakma, aşağı bakma, aşağı bakma. Ananı. Chloe, işler istenildiği gibi gitmedi. Peki şimdi o gücü nasıl açacağım ki? Adamın üçüncü gözü varmış. Ateş etsem... Aa! Ya işte bu lan, madem ateş edecek, aşağıdan ateş etsek ananı... İlla bir şey başımıza... Vay be, ölümden dönüyoruz ha. Chloe iyiyim! İyiyim, öleceğim şimdi. Chloe... Chloe, ışığı fışkırt buraya. Diğer yansıtıcıyı da ayarlamamız gerekiyor. Teşekkürler. Güzel, tamamdır.
Bu iş gördü. Bıçağı kırdık. Ne nasıl olacak? Bir şey olur mu acaba? Ulan adamın ağzını açtık ya. Aşağı geliyorum. Bıçağı soktuk, ağzı açıldı adamın. Oradan soktuk, oradan açtık. Ne yani? Şimbala'nın sırrı. Bu adamın boğazında mı saklı? Şimbala mı? Şambala değil miydi o? Sanırım. Adamın içine ne kurmuşlar acaba? Bu ne lan? Oha, bu ne lan böyle? Vay. Muhteşem bir şey. Olayı ben burayı biliyorum. Benim de bilmediğin yer yok zaten. Evet işte burada. Şuradaki zirvenin şeklini görüyor musun? Aha. İşte burası. Bu da demektir ki... Sırtını dönsene. Bu da demektir ki... Şambala'nın girişinin burada olması gerekiyor. Yani başardık. Başardık. Evet. Aslında daha çok ben başardım ama. Oha oha. Siktir. Ortamı mahvettiler. İyi yaptılar. Nate iyice şey oldu ha. Chloe'ye yazıyor, bir gidiyor Elena yazıyor. Karar ver lan. Bir tek çıkış var. Hazır mısın bakalım? Gidelim. Evet. Bölüm 10. Sadece tek çıkış yolu var. Bu bölümün sonuna gelelim burada. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Uncharted 2 videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları yayınlamadan önce Instagram sayfamdan teaser olarak paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Bakalım hazinenin yerini bulduktan sonra adamlar hazine haritasını elimizden alacaklar mı? Hepsi bir sonraki bölümde. Bir sonraki videoda görüşürüz.